Selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 150.000 TL'nin altındaki araçlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü toplumumuzun büyük bir kesmini ilgilendiren, ilk defa araç almak isteyen küçük yatırımcı dediğimiz binici kısmını etkileyen otomobiller. ÖTV, KDV, matrak düzenlemesi, kurdaki indirim, işte bu araçların üzerinde hiçbir etkisi yok. Bu araçların fiyatları sürekli yukarı çıkıyor. Artık hayal kurup para biriktirip araba almak imkansızlaşıyor. Hepimizin derdi kurdaki düşüş, matrak düzenlemesi, ÖTV düzenlemesi, fakat bu sıfır araçlara yansıyor. 150.000 TL'nin altındaki araçlara bu hiç yansımıyor. İşte ilk defa araç alacak arkadaşlar için, 150.000 TL'nin altındaki araçlar için neler yapılabilir? Hep birlikte videomuza geçelim. Arkadaşlar, ülkemizde otomobil almak isteyen 3 grup var. İlk grup, hiç arabası olmayan, ilk defa araba almak isteyen küçük yatırımcı. Yani hayallerine kavuşmak isteyen bir binici grubu. İkinci grup ise şu anda arabası olan, yani mevcutta arabası olan, sadece bir yatırım için arabasını satan ya da yeni araç almak için para biriktirip model yükselten grup. Son grup ise arabayı yatırım aracı olarak gören, araba fiyatları yukarı giderken yangına körükle giden al satçı grubu. Genelde kur yükselmesi, ÖTV matrak düzenlemesi bu kişiler için bir fırsata dönüşüyor. Şu an piyasada sakin, yatırım yapmak için bir durum yok. Bundan dolayı liste fiyatların üstünde satılan araçlar şu anda liste fiyatının altında satılıyor. İşte alsatçı dediğimiz grup işte şu anda piyasada yok. Fakat bunlar küçük yatırımcıyı pek etkilemiyor. Size şöyle örnek vererek anlatayım. Yeni evlenirsin, hiç arabanız yok, bir bebeğiniz oldu. Onun şu ortamda rahat yolculuk etmesi için bir otomobil ihtiyacınız var. Tüm birikimlerinizi topluyorsunuz. Borç, harç, işte 100-150 bin TL arasında bir para çıkarıyorsunuz. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü bu fiyatlara ele ayağı ve düzgün bir araç yok. Sarı sayfalara baktığımızda kilometresi az, boyası az, düzgün değişeni olmayan araç bulamıyorsunuz. Şimdi kur düşüşü, ÖTV ve matrak düzenlemesi bu araçların fiyatlarının yukarı çıkmasını engellemiyor. Burada insanın aklına otomobil ithali geliyor. Acaba tam zamanı mı diye. İkinci elde yüksek modelli araçların ateşini düşürmek için bir şeyler her zaman yapılabilir. Fakat buradaki araçlara hiçbir şey yapma şansımız şu anda yok. Araç sayıları azaldı. Kilometreler sürekli yukarıya çıkıyor. Şu an piyasaya baktığımızda araç bakım maliyetleri gerçekten çok yükseldi. Bu yüzden insanlar ellerindeki arabalarının modelini dahi yükseltmek istemiyor. Çünkü alacağınız araba, sattığınız arabadan daha iyi olma şansı yok. O yüzden sarı sayfalarda düşük kilometreli ve değişen boyasız araçların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Piyasaya temiz araç düşmemesinin bir diğer sebebi, temiz aracını satan binicinin arabasını komşusu ya da araba alıp satan tanıdığı birisi varsa 3-5 kuruş verip alıyor. Bu araçlar sarı sayfalara girince değerinin çok üstünde bir fiyata satılmaya çalışıyor. İlk defa araç sahibi olmak isteyen binici ise bu araçlara 100-150 bin TL altında ulaşma şansı olmuyor. Ne yazık ki ülkemizde eskidikçe antika olacak ya da hurdaya ayrılacak araçlar 20-25 yaşına da gelse sıfıra yakın araç fiyatlarında satılmaya çalışıyor. İnternetteki ilanlara bakarsanız şöyle ilanlara ben çok rastlıyorum. Türkiye'de tek değişen boyasız 50 bin kilometrede araç. Yani araç 20-25 yaşında arkadaşlar. Yani yaşına hiç bakılmıyor. Türkiye'de tek olması aracın fiyatının 150 bin TL üstünde olmasını gerektiriyor. Yani o aracın fiyatları normal fiyatlarında değişeni boyalı, kilometresi yüksek bir araç 100 bin TL ise bu 150 bin 200 bin TL'nin üstünde satılıyor. Mantık şu: Türkiye'de tek değişen boyası yok, kilometresi düşük. Ama yaşı hiç önemli değil. Bunun için bence artık hükümetin otomobil ithalatına belli bir sayıda izin vermesi ya da getirmesi gerekir. Yoksa bu fiyatlardaki araçların ateşi sönmeyecek ve ilk defa araç sahibi olmak isteyen küçük yatırımcı araç sahibi olamazken hayal kurmak da hayal olacak. Siz ne kadar araba almak için birikim yaparsanız yapın, şu an araba fiyatları sizin yaptığınız birikimden aylık baza baktığımızda araç fiyatları daha çok yukarıya çıkıyor. Bizim aldığımız maaş belli, biriktirdiğimiz miktar belli, fakat araç fiyatları 150 bin TL'nin altındaki araçlarda bir daralma olduğu için onların fiyatları her zaman daha çok yukarıya çıkıyor. İşte biz ulaşmaya çalıştığımız arabalara şu son 2 senede ulaşamıyoruz. Hükümetin de bu konuda bir adım atması gerekiyor. Çünkü siz ulaşmaya çalıştıkça o uzaklaşıyor. Yani bunun bir sınırı olmalı artık. Yani bununla ilgili yurt dışından otomobil gelecekse artık otomobil gelmesi
gerekir. Bizim hayallerimiz artık hayallerimizin ötesinde değil, ulaşılabilir olması gerekir. Arkadaşlar, şu anda piyasada gerçekten bir durgunluk var. Esnafın telefonu çalmıyor ama yine araç almak isteyen, gerçekten ihtiyacı olan bir kesim var. Onların aldıkları araçlar satışların minik de olsa sürmesini sağlıyor. İşte bunlar firmalar. Bu firmalar yaz geliyor, dışarıya doğru açılması gerekiyor. Onların kendi bünyesindeki elemanlarına bir araç bulması gerekiyor. İşte bu araçları da piyasadan satın alıyorlar. Sıfırdaki durgunluk, yani sıfırdaki üretim azlığı devam ediyor. Bazı firmaların şu oyununa dikkat edin. Araç fiyatlarını bazı modellerinde düşük gösteriyor, bazı modellerinde de yukarı gösteriyor. İşte o düşük gösterilen modeller bayilere gelsinler. Şu anda satış olmadığı için bayilere gelsinler. Diğer modelleri sunarız ya da ikinci elde bir araç sunarız diye. İşte bayilerin de bu indirimli ucuz araba listelerine de ben inanmayın diyorum. Arkadaşlar, binici tarafında şu anda binicinin araca bir talebi yok. Çünkü akaryakıt pahalı, kredi faiz oranları yüksek, araç fiyatları yüksek. Aracın bakım maliyetleri çok yüksek. Bundan dolayı da binici takasla olsa ya da yeni bir araç almak da istese, bunların hepsi bir araya geldiğinde yüksek külfetli bir maliyet çıkıyor. Bu maliyetten dolayı da şu anda binicinin gerçekten araçlara bir talebi yok. Zaten sigorta ve kaskoyu saymıyorum. Onlar ayrı bir dert. Onların yüksek olması da gerçekten insanları şaşırtıyor. Ama kaskosuz bir arabada şu anda trafikte binmek çok mantıklı da değil. Bir kaza yaptığınızda Allah göstermesin, sizin trafik sigortanız 40.000 TL'ye ödüyorsa kaskonuz daha yüksek miktarda ödüyor. Araçların da, şu anki araçların da maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bir farının 15-20 milyar olduğunu da düşünürsek kaskosuz araca binmek de mantıklı gelmiyor. Hele hele İstanbul trafiğinde. Binici grubu şu anda araçlara talep etmiyor. Şimdi araçlara talep olmayacak anlamına, bunun her zaman böyle gideceği anlamına gelmez. Önümüz yaz, yaz sezonunda illaki bir otomobil piyasasında hareketlilik olacak. Ama önceki hareketliliği beklemeyelim. Çünkü önceki hareketliliğin sebebi araç fiyatlarının yukarı gitmesiydi. ÖTV ve kurdaki yükseklik bu araç fiyatlarının bu hale gelmesine sebep oldu. Artık ben yüksek bir fiyatta artış beklemiyorum. İşte bu artışın olmamasından dolayı da alsatçı ya da araçlardan para kazanmak isteyen grup artık araçlara talep etmeyecek. Bu talepsizlikten dolayı da araç fiyatları çok hızlı yukarıya çıkmayacak ve de araçların satışları oran olarak bu yıl bence düşecek. Şimdi araç alma zamanı mı ya da araç almama zamanı mı? Bunun kriterlerini 150.000 TL'nin altında yaptığımızda 150.000 TL'nin altında bir daralma var. Çünkü bu araçların üretimi yok. Bu araçlar piyasaya başka yerden de gelmiyor. Yani araçlar Türkiye geneline dağıldığında bir daralma, bir azalma söz konusu. Bence el ayağı düzgün, gösterişli, kilometresi düşük araç bulduğumuzda eğer ki araç ihtiyacımız varsa bence almalı. Yoksa bu araçları bir daha görme şansımız olmayacak. Ama yüksek modelli araçlara baktığımızda, yüksek modelli araçlarda talep olmayınca araç liste fiyatlarının da çok çok altında satılırsa illaki düşük fiyatlı araçlar piyasaya her zaman girebilir. Yani oradaki kriterler 150.000 TL altındaki kriterdeki araçlara uymuyor. Ama 150.000 TL'nin altındaki araçlar bence şu anda Türkiye piyasasında kalmamış gibi. Olan araçları da insanlar satmak istemiyor. Arkadaşlar, aracımızı takas edip satmak istiyorsak, yeni bir araç sahibi olmak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle artık araç bakım maliyetlerini göz önünde bulundurun. Çünkü ben piyasada şöyle bir araştırma yaptığımda araç bakım maliyetlerinin hemen hemen de 3 katına çıktığını görüyorum. Onun için sizin kendi aracınız piyasadaki bence en iyi araç. Bakımını siz yaptırıyorsunuz. Balatası bitti, siz yaptırıyorsunuz. Atıyorum normal sürekli aynı tamirciye gidiyorsunuz. O da aracınızın her şeyini çok iyi biliyor. Fakat alacağınız arabanın diskleri ne durumda? Motoru ne durumda? Yani motor deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani motor kapalı bir kutu. Yani daha yakında ekspertizde bunun örneklerini gördüm. Araç 1000 kilometre yapmadan yatak sarıyor. Ekspertize gittiğinizde kapalı kutu diyor. Ben anlık ölçüm yapıyorum diyor. Yani onun için şu anda bence araç takas etme zamanı da değil arkadaşlar. Yani şöyle piyasaya bir bakın. Piyasayı bir görün.
piyasa nereye gidecek? Piyasanın hareketlerine göre siz de alacağınız arabaya karar verirsiniz. Şu an bence araba satma zamanı değil. Şu anda otomobil piyasasında şöyle bir durum da var. Otomobil üretimi az, çip krizi şu an devam ediyor. Bundan dolayı da çok donanımlı araçlar üretilemiyor. Toplumun büyük bir kısmı da zaten donanımlı araçları alma şansı yok. Onun için de şu anda bayilerde, fabrikalarda ilk baz modeli dediğimiz daha donanımsız araçlar üretiliyor. Piyasada da şu anda en çok o araçlar modelli olarak satılıyor. Arkadaşlar, sıfır araçlara baktığımızda sıfır araçlar hala zamlanıyor. Şu anda kurda bir hareketlilik yok. ÖTV'de bir değişiklik yok ama daha dün Clio Joy 1.0 X-Tronic başlangıç paketi olan Joy'da 48.000 TL gibi bir zam yaptı sıfır araca. Bunun yanında da tabii ki liste fiyatının altında yine ikinci elde bir hareketlilik olmadığı için araçlar satılıyor ama bayiler de zam yapmaya devam ediyor. Şu an sarı sayfalara baktığımızda 2021 model araç sıfır ve düşük kilometre olarak çok görebiliyorsunuz. Bu araçlar artık bayilerde yok. Bayiler 2022 liste fiyatlarını açıkladılar. Onların listelerinden de 2021 fiyatları kaldırılmak üzere. Çoğunda kaldırıldı. Bazı modellerde var. Yani bu şu demek oluyor. 2021 yılında gerçekten çok araç saklanmış, çok araç stoklanmış, araçların daha da çok yukarıya gidileceği öngörülmüş. 2022'de bu araçlar yüksek fiyattan satılacaktı. Fakat her şey tersine döndüğü için şu anda piyasaya sürüldü. Bunları da liste fiyatının çok çok altında alma şansımız var. Bu araçlara talep göstermezsek, çünkü onlar bu araçları illaki satmak için fiyat düşürecek. Arkadaşlar, bu zamana kadar hep sıfır araçlarla ilgili video çektik. İşte KDV, ÖTV düzenlemesi, matrat düzenlemesi yapılsın, araç fiyatları düşsün diye bu konulara değindik. Fakat 150.000 TL'nin altındaki yangını hiç kimse göremiyor. Esas yangın burada. Bu yangını birisinin durdurması gerekiyor. Çünkü buradaki araçların fiyatları sürekli yukarıya doğru hareket ediyor. Buradaki araçların sayısı azalıyor. İşte bununla ilgili hükümetin artık bir adım atması gerekiyor. Sizden de yorumlarda bununla ilgili ne yapılabilir? Sizce ne adımlar atılabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bunları yorumlara yazarsanız ben de bununla ilgili bir video çekip böyle bir videoda dile getirebilirim. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bizim için her zaman yön verici olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.